Merhaba arkadaşlar, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en basit haliyle hurç nasıl dikilir onu anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. İki dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi 15 cm 1 metre, diğeri ise 65 cm 50 cm ölçülerinde. Benim kumaş ölçülerimden bunlar çıktı. Siz oranlara sadık kalarak değiştirebilirsiniz ölçülerinizi. İnce uzun parçamın orta noktasını belirleyip iğneliyorum. Kısa olan parçamın 50 cm'lik kısmından belirleyip yüzü yüzüne denk gelecek şekilde birleştirip orta noktalarını iğneliyorum. Kenarları elimle düzeltip tekrar iğneliyorum. Köşelere geldiğim zaman potluk olmaması için özen göstererek iğnelerimi takıyorum. Son olarak en son kısmı da üçgenlik verip iğneledikten sonra bir kenarım bitmiş oluyor ve genel olarak kontrol ediyorum. Aynı işlemi diğer tarafı için de uyguluyorum. Tekrar üçgen vererek dönüyorum. Sabitliyorum iğneyle. Bunun sebebi potluk veya büzüşme olmasını engellemek. Son olarak hurcumu kontrol ediyorum. Herhangi bir hata var mı? Kapakta herhangi bir sorun var mı? Hurcumun iğneleme işlemi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dikiş işleminiz sağ üst köşeden başlayarak yapıyorum. 1 santimlik fermuar dikişi payı bırakıyorum ve tek seferde makinenin altından hiç çıkarmadan iğnemi dikmeye çalışıyorum. Köşelerden dönerken elimle, tırnağımla yardım alıyorum. Potluk ve büzüşme olmasını engellemek için. İğnemin makinenin içinde olmasına dikkat ediyorum. Adım atlamamak için bunu yapıyorum ve dikişimin daha sağlam olması için. Ben bu kısımda bittiğini sanarak makinenin altından çıkarıyorum. Kısa kısmı dikmediğimi fark edince tekrar makinenin altına koyup dikişimi tamamlıyorum ve yine 1 santim fermuar payı bırakıp kontrol ediyorum. Herhangi bir eksik hata olup olmadığını çevirerek bakıyorum ve daha sonrasında 3. aşama olan fermuar takımına geçeceğim. Ben fermuarımı metrelik fermuar kullandım. Sizler elinizdeki herhangi bir fermuarı da bu işlem için kullanabilir, değerlendirebilirsiniz. Fermuarın başlangıç ve bitişliğinde pekiştirme yapıyorum. Fermuarın uç kısımlarını kapatmıyorum. Kapatmamamın sebebi daha sonra elimle sabitlemek istemem. Ama sizler isterseniz makinenin altında bu işlemi yapabilirsiniz. Tekrar fermuarımı kapak kısmı için dikişini tamamlıyorum. Köşelerden dönerken hafif sivrilik oluyor. Bunları boşlukta bırakıyorum. Fermuar işlemi tamamlanmış oluyor. Az önce de dediğim gibi isterseniz makinenin altında yapabilirsiniz. Fakat ben elimle sağlamlaştırmayı tercih ettim. Bunun sebebi elcik kısmının sürekli açıp kapattığımız zaman çıkmasını engellemek. Fermuarımı açıp son olarak kontrol ediyorum. Hurcumuzun bitmiş hali. Varsa önerileriniz aşağıya yorum olarak bırakmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.